dedi bazıları dedi müzikte ilahi koyuyor. Şimdi bakın çalgı haramdır, müzik haramdır. Adam oturdu şarkını işte şarkı dinledi falan. Haram işlemiş olur. Tövbe eder. Ama ibadete çalgı karıştırdığı zaman, haram karıştırdığın zaman, haram karıştırdığın bu artık haram olmaktan çıkar. Küfür olur buyuruyor. Evet. İmanı gider. Bunu söyleyenin de imanı gider, dinleyenin de imanı gider. Ama efendim işte beni ilgilendirmez. Herkes yapıyor. Beni ne ilgilendiriyor? Herkes cehenneme aynı şekilde bilet aldıysa beni ne ilgilendirir ki? Ben niye cehenneme giden aynı şekilde o gemiye bineyim ki? Sen gönüllü biniyorsun. Niye? Nefsin istiyor çünkü. Sonra orada cehennemi görünce yanlışmış ama iş işten geçti. Geçti borun pazarı süreç şeyleriydi. Şimdiden aynı şekilde tövbe eder aklını başına alırsan kurtulursun. Aksi halde Allah-u Teala korusun. Bazılar dedi işte böyle sakal şey yapıyor bilmem ne yapıyor falan dinle alay ediyor falan. falan filan filan. Şimdi hele bir de Allah-u Teala sevgili kullarını bu şekilde böyle yaparsa Bahattin Bey çok kitapta var. O halde kalıverir. Bunun misalleri çok. Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam bu şekilde böyle. Yani böyle yapanların ataları peygamberimiz zamanında da vardı. Böyle gözünü mözünü falan filan işaretle. Peygamber Efendimiz birisine Allah aleyhissalatü vesselam öyle kalasın buyuruyor. Öyle kalmış. Adam böyle gözleri yani şekilde gibi yuvasından fıldır. Adam kontrol edemiyor artık. Tamam mı? Evet. Kontrol edemiyor. Öyle kalabilirsin. Elinde, yüzünde, dilinde, gözünde öyle kalabilirsin. Ve her şeyden önce de Cenab-ı Hak eğer İslam alimlerini, evliya-i kiram böyle yapıyorsa bunlardan imanı alır. Bir de